Evet. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Biraz kendinizden ve sürecinizden bahsederseniz onunla başlayabiliriz. Ben Gökçen Kırımhan Hökelik. Ege'nin annesiyim. Ege atipik otizmli 15 yaşında bir ergen. Şu anda 8. sınıfta. Bu sene mezun oluyor. Seneye liseye başlayacak. Kendimle ilgili söyleyebileceğim bunun haricinde ben mühendislik ve işletme öğrenimi gördüm. Türkiye'nin çok büyük kuruluşlarından birinde entegre yönetim sistemleri yöneticisiyken Ege teşhis aldı ve iş hayatımı sonlandırmak zorunda kaldım. Daha sonra serbest olarak çalışmaya başladım. Yönetim danışmanlığı yapıyorum. Teşhis süreci, tanılama sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Aslında hemen hemen herkesin süreciyle aynı bizimki de. Hani anne olarak bir şeyleri hissedip ama konduramadığınız günler elbette oldu. Ege kreşe başladıktan 2 hafta sonra kreşin psikoloğu bize Ege'de otizmi andıran davranışlar gördüğünü söyledi. 27 aylıktı o zaman. 27 aylıkken başladı sürecimiz. Hemen çok hızlı bir şekilde eğitime başladık. O sıralarda biz Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşıyorduk. Bundan yaklaşık 14 yıl önce oradaki eğitim ve sağlık imkanları elverişli olmadığı için çok kısa bir süre sonra Ankara'ya taşındık. Ege daha iyi bir eğitim alabilsin diye. Bir psikoloğun tespitiyle, yani evet benim bazı endişelerim vardı. Niye yüzüme bakmıyor, niye gözüme bakmıyor, niye attığım topu çok iyi takip etmiyor dediğim durumlar vardı ama bu gibi durumlarda herkes işte ya daha yaşı küçük, her çocuğun gelişimi farklı diyordu. Fakat hep içeride bir şey vardı, bir soru işareti. Bu neden böyle diye. Bir psikoloğun Ege'de 2 hafta içindeki gözlemlerinde bizi uyarmasıyla biz işte doktora gittik. Teşhis konuldu. Ondan sonra da çok hızlı bir şekilde özel eğitime başladık. Peki eğitim terapi süreci nasıl oluştu? Nasıl yaptınız? Kimlerden nasıl destekler aldınız? Bu süreç bayağı uzun bir süre sizin için. 28 aylıktan başlamışsınız ve 15 yaşına kadar. Biraz o süreci kısaca hani sizin için tahmin ediyorum kelimelere dökülmeyecek yaşantılar içeriyordur büyük ihtimalle ama hani şöyle bir kısaca toparlayıp bize bilgi verirseniz iyi olabilir. İlk eğitime başladığımızda bir aile eğitim paketi aldık. Yani bana Ege'ye evde neler yapmam gerektiği anlatıldı. Çünkü o günlerde belki çok da iyi araştırmadık, bilmiyorum. Çanakkale'de yoktu özel eğitim kurumu ya da bir taneydi. Her neyse biz Ankara'ya geldik ve Ankara'dan bir kurumdan evde Ege'ye neler yaptırmam gerektiği ile ilgili bir eğitim paketi aldım. Ve bunu yaklaşık olarak 6 ay devam ettirdim. Fakat o süreç çok zor bir süreçti. Yani hem biz hayatımızda karşılaşabileceğimiz en büyük sıkıntılardan biriyle karşılaşmıştık. Onu kabul etmek bir anne olarak çok zordu. Hem kendi içimde onu anlamaya çalışıp hem de çocuğuma verimli olamadığımı, yani öğretme işinin benimle ilgili olmayacağını düşündüm. Onun üzerine Ankara'ya geldik. Ege'de şöyle bir durum seyretti. Ege'de konuşma başlayıp 3 yaş civarında kayboldu. Buna göz temasının yoğunluğunu da dahil edebilirim. Yani endişeleniyorum dememin nedeni o. Endişeleniyordum ama bazı gelişim aşamalarında birebir o ayın gereklilikleri neyse yerine getiriyordu aslında Ege. Fakat 3 yaş civarında her şey gitti. Konuşma da gitti, göz teması da gitti. Bunun üzerine Ankara'da iyi bilinen kurumlardan birine başvurduk ve konuşma terapisiyle başladılar işe. Çünkü temelde bir konuşma vardı, onu geri getirmemiz gerekiyor dediler. Konuşma terapisiyle yaklaşık 6 ay sonra Ege tekrar konuşur hale geldi. Tabii ki yani konuşmaktan kastım uzun uzun cümleler kurmak değil ama en azından eliyle göstermekten vazgeçip işte anne ver, anne getir demeye başladı. Devletimizin verdiği eğitime tabii ki her zaman bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Ama 12 saatle, aylık 12 saatle benim Ege'yi şu anda bir ortaokulda tam zamanlı kaynaştırma öğrencisi haline getirmem maalesef mümkün değildi.
O yüzden her gün 4 saat ders aldırmak zorunda kaldım. İyi ki de öyle yapmışım. Onun sonuçlarını şimdi görebiliyorum. O eğitim verme işini anne olarak benim üstlenmem durumunda bende yarattığı olumsuzlukları da çok erken fark ettim. Çünkü hala kabul etmekle ilgili süreç devam ediyordu ve hala kafamda acaba ne zaman geçecek? Kaç saat eğitimden sonra geçecek diye sorular da vardı. Hani okuyorsunuz, öğreniyorsunuz ama gene de anne yüreği orada ne zaman geçecek sorusunu soruyordu. Daha sonra çok emin ellerde Ege özel eğitim aldı. Bu arada her hafta, haftada bir saat oyun terapisi gördü. O çok kıymetliydi bizim için. Yani oyun terapisini diyebilirim ki size 2 yıl hiç kesintisiz olarak aldı. Ve bunların sonucunda da ilkokula yavaş yavaş hazır olur hale geldi. Ama ana sınıfının son aşamasında öğretmenleriyle yaptığımız bir değerlendirmede hep birlikte karar verdik ki Ege şu anda ilkokula hazır değil ve ana sınıfını bir kere daha okumalı. Ve o tekrarımız sırasında Ege okuma yazma dersi aldı. Ve ilkokula başladığında okuma yazmayı biliyordu. Bu bize şöyle bir avantaj sağladı. Kabulünü kolaylaştırdı. Yani ilkokul öğretmeninin Ege'nin sınıfta bulunmasına, maalesef bu kelimeyi kullanacağım, müsaade etmesini kolaylaştırdı. Ta ki 4. sınıfa gelinceye kadar. Özel eğitimden hiçbir zaman vazgeçmedik. Hiçbir zaman sekteye de uğratmadım. Yani kurumun zorunlu olarak yaptığı araların haricinde çok önemli bir şey olmadığı sürece Ege'yi mutlaka özel eğitime götürdüm. Ve ben de öğrendim özel eğitimi. Yani özel eğitim nedir? Niye alıyor? İşte BEP nedir? BEP neden yapılıyor? BEP'e göre performans değerlendirme nedir? Hatta bazen öğretmenleriyle performans değerlendirme raporları üzerinde oturur tartışırım. Hocam evet burada bunu böyle yazmışsınız ama Ege henüz onu yapamıyor ya da bunun biraz daha üzerinde diye. Ben veli olarak kendimi maalesef sistem bizi oraya itse dahi çocuğumun öğretmeni olmaktan ziyade onun eğitim öğretiminin devam ettiği işte okul, özel eğitim kurumu ya da sportif faaliyetler arasındaki koordinasyonu yürütmekten sorumlu olarak olan kişi olarak gördüm. Kendime burada bu misyonu yükledim ve ona da devam ettiriyorum. Dediğim gibi şu anda 8. sınıfta çok ileri seviyede bir görsel hafızası var Ege'nin. Evet, matematiği, soyut kavramları öğrenmekte zorlanıyor ama herkes matematiği bilmek zorunda değil. Bunu bir mühendis olarak söylüyorum. Muhtemelen lisede, meslek lisesinde fotoğrafla ilgili bir bölüm okuyacak. Tercihi radyo televizyon okumaktan yana. Çünkü fotoğraf çekmeyi, işte onları videoya dönüştürmeyi çok seviyor. Tabii dikkat ettiyseniz insan iletişiminin az olduğu şeyler, tercih ettiği şeyler. Çünkü başaramıyor. Yani çok dışa dönük bir çocuk. Ama maalesef akranlarıyla, akranların mevzularıyla, Ege'nin mevzuları arasında yıllar içerisinde çok ciddi farklılıklar oluşmaya başladı. O yüzden tercihleri de daha çok bir ekipmanla, bir bilgisayarla etkileşime girebileceği şeyler. Görsel hafızasıyla onu da birleştirince böyle fotoğrafa da birdenbire son 2 yılda artan bir ilgisi, hatta takıntı boyutunda diyebilirim, olunca da Ege ne okuyabilir sorusu geldi gündeme. Hı hı. Öğretmenleriyle de birlikte yaptığımız değerlendirmenin sonucunda evet Ege bir meslek lisesinde yine tam zamanlı kaynaştırma öğrencisi olarak radyo televizyon okusun dedik. Şimdi bekliyoruz işte bu dün açıklandı. Mezun oldular tabii hepsi artık okul sona erdi. liseyi o şekilde planlıyoruz. Anladım. Pardon. Duyuyorsunuz beni değil mi? Duyuyorum, duyuyorum. Yani özel eğitim desteği, konuşma, dil ve konuşma terapisi desteği aldınız. Oyun terapisi çalışmasına dahil oldunuz. Bunun dışında böyle alternatif terapiler ya da eğitim metotlarından yararlandınız mı? Yoksa hani sadece özel eğitim desteği, ne bileyim evde bir destek de uzun süre aldırdınız mı?
spor mesela, hani onlardan da biraz bilgi verir misiniz? Hani hangi tür terapilerden ve eğitim metotlarından yararlandı? Evet. Şimdi teşhis ilk konduğu zaman tabii ki internetteki o bilgi yığınlarının içerisine ben de daldım. Ve o dediğim gibi hani o zamanlar hep şey vardı, ne zaman geçecek olduğu için mevcutta sunulmuş olan bütün metodolojileri aslında biz de saldırdık. İşte atla terapiye götürdük Ege'yi. Ondan sonra hiperbarik oksijene bir araştırdık, sonra bir geri durdum. Birçok yöntem denedik. Ama bunların içerisinde Ege'ye en iyi gelen spor oldu tabii. Ege masa tenisi oynuyor ve geçen yıl özel okul sporları, özel sporcular müsabakasında Türkiye dördüncüsü oldu. Masa tenisi ilk başlarda bize hep önerilen, dikkatini, konsantrasyonunu artıracak denilen bir spor dalıydı. Yaklaşık 5 yaşındayken masa tenisi oynamaya başladım. O zamanlar tabii ki hep şey diyordum, acaba bizim attığımız topa bir kere olsun karşılık verebilecek mi? Çünkü dikkati çok dağınıktı, kesinlikle konsantrasyonu yoktu. Ama vazgeçmedik, masa tenisine hep devam ettik. Hiçbir şeyimiz yok. Hani böyle Ege şu olsun, bu olsun diye hiçbir şeyimiz yok. Ama o kendisi bu alanda kendi kendini geliştirdi. Hatta şu anda oturduğum masa evimizin yemek masası ve masa tenisi masası. Pandemi sürecinde bunu tekrar masa tenisi masasına dönüştürdük. Masa tenisi oynuyor. Son 3 yıldır yüzüyor. Çünkü suda olmak Ege'ye çok iyi geldi. Gün içerisinde özellikle kendini ifade edememekten dolayı okulda yaşadığı o kaygıyı, sıkıntıyı suda çok güzel üzerinden atabildiğini gördük. Yüzmeyi öğrendi. Önceden suya sokamazdık Ege'yi ama şu anda gayet iyi, serbest ve sırt üstü yüzebiliyor. Org çalıyor. Öğretmenine göre Ege'nin müzik alanında ciddi bir yeteneği var. Hatta bu alanı zorlamamız gerektiğini de söyledi. Ama benim müzikle ilgili bir kabiliyetim olmadığı için Ege'yi bu anlamda lisede destekleyemeyeceğimi düşündüm. Böyle hayatına onun çok kendini başarısızlık hissetmeyeceği alanlar açmaya çalıştık imkanlarımız ölçüsünde. O bazılarını sevdi, bazılarını sevmedi. İşte elimizde geride masa tenisi, yüzme ve canı isterse çok nadir org çalmak kaldı. Bir de fotoğraf çekiyor tabii ki. Onu az önce söylemiştim. Spor çok iyi geliyor bizim çocuklarımıza. Gerek o içlerindeki enerjiyi atabilmeleri ve tabii ki spor onların aynı zamanda sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor. İşte bir masa tenisi için bir yere gidiyoruz. Orada başka çocuklar görüyor. Hani nadir de olsa onları etkileşime giriyor. Havuza gidiyoruz. Havuzda başkalarıyla tanışıyor. Orada bazı insanlar ona yakınlık duyuyorlar ve aralarında bir sohbet gelişiyor. Sporun bu tür faydalarını gördük. Spor ve müzik diyebilirim. Yani az önceki sorunuza ilave olarak neler yaptık? Evet, akademik ve davranışsal eğitimin dışında bu alanlara da başvurduk ve Ege'ye iyi geldi. Peki şu anda bu süreçten bayağı yoksun durumdasınız. Yani evdesiniz. Ev süreci, pandemi süreci. Biraz bunlara geçelim isterseniz. Nasıl geçiyor? Bir günü bir gününden bahsedebilirsiniz öncelikle ve sizin hani ilk baştan şu ana kadar yaklaşık böyle bir 60 günlük bir süreçten de bahsediyoruz. İlk baştaki kaygılarınız şu an ne durumda? Ege'nin de yine keza ilk baştaki durumuyla şimdiki durum arasında bu sürece işte alışması, uyum sağlaması, zorlanması, çözümler bulması. Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Evet, ya biz otizmli çocukları olan aileler hep olayları başımıza gelmeden önce sonuçları bize ne getirir ne götürür mukayese ederek yaşamak zorundayız. Bu günlük rutinimizde de böyle. Yani evden kapıdan dışarı çıkmadan önce bugün ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi, X yerine gidersek Ege'nin bundan nasıl etkilenebileceğini, ne tür tedbirler almamız gerektiğini, Y'ye gidersek ne olacağını hep kurgulayarak yaşamak zorundayız maalesef.
Şimdi pandemiyle ilgili de hani bu salgın söylentileri başlayıp henüz daha okullar tatil edilmeden önce ufak ufak düşünmeye başladım ben. Yani evet, okul kapanırsa, özel eğitime gidemezsek, masa tenisine, yüzmeye gidemezsek biz ne yapacağız diye. O ilk hafta iyiydi, bir sıkıntı yoktu. Yani hani okula bir ara, gayet yorulmuştu Ege'de ben de. O ara iyi geldi ama sonrasında ne yapacağız? Şimdi EBO üzerinden uzaktan eğitim başladı ama Ege 8. sınıfın derslerini izlettirmem mümkün değil. Çünkü Ege bir kaynaştırma öğrencisi ve o öğretim programını birebir takip edemiyor. Sadece birkaç derste o öğretim programını takip edebiliyor. Peki ne yapabiliriz? İşte matematik için döndük, ilkokulun derslerini izleyelim dedik. Ege şu anda toplamayı öğreniyor ama orada çıkarmayı anlatıyorlar. Orası da uymadı bize. O zaman ne yapmamız lazım? O zaman BEP'leri aldım elime. BEP'lerin her birinde kalınan noktayı, en son gelinen noktayı biliyordum zaten. Ya da geçmişteki kazanımlarda hangilerinde performans düşük. O zaman ben yapacağım bu işi dedim. Hani yıllarca hep ben öğretmen olmayayım diye uzak durduğum şey maalesef. Maalesef diyorum çünkü bu anlamda milli eğitimden de çok destek göremedik biz özel gereksinimli çocukların aileleri olarak. Ve ben başladım. Araştırdım. İşte sağ olsun yani internette gerçekten çok güzel materyaller var. Biraz bulmak sıkıntı. Çünkü bizim çocuklarımıza bir konuyu anlattığınızda ona bir ev ödevi verip ertesi gün başka bir konuya geçemiyorsunuz. Ege'nin bir şeyi öğrenebilmesi için yüzlerce defa tekrar etmemiz gerekiyor. Ve bu benim çok ciddi anlamda materyal ve kaynağa ihtiyacım olduğunu sonucunu ortaya çıkardı. Sağ olsun birkaç öğretmen arkadaş, hiçbirini tanımıyorum. Sosyal medyadan benim böyle feryatlarımı duyup, bizim çocuklarımız ortada kaldı, eğitimleri bitti. Hani okuldan da hiçbir destek alamıyorum ki gerçekten öyle. Ben ne yapacağım, nasıl öğreteceğim demem üzerine benimle iletişime geçip, ne hangi konuda zorlanıyorsunuz? Siz bize söyleyin, biz size yönergeleriyle birlikte nasıl yapılabileceğini anlatırız dediler. Biri Bandırma'dan yanılmıyorsam, bir de İstanbul'dan iki öğretmen arkadaş bana Ege'yi toplamayı nasıl öğreteceğimi anlattılar. Tabii bu işin akademik kısmı. Ama bir de bunun davranışsal kısmı var. Şimdi bizim evimizin penceresinden Ege okulunu çok net görebiliyor, çok yakınız. Onu bu sürece alıştırmamdaki en önemli şeylerden biri şu oldu. Çünkü her sabah uyanıp niye okula gitmiyoruz diyordu. Yani Ege ve Ege gibi çocukların salgını anlamaları mümkün değil. Yani soyut bir şeyi anlayamazlar. Yani koronavirüsü anlattık, ne kadar zararlı olduğunu, insanları öldürebildiğini anlattık ama onun gözüyle görmediği bir şeyi anlaması ve kabullenmesi maalesef çok zor. Somutlaştırabildiğim tek şey şu oldu. Bak okula hiçbir arkadaşın gitmiyor. Ve her sabah hala kalkıp okulun bahçesine bakıyor. Ha, bugün de gitmemişler. Yani ben tek başıma evde değilim. Hiç kimse gitmiyor algısıyla oldu. İşte ev içinde bazı düzenlemeler yaptık. Onun daha çok oyun oynayabileceği, enerjisini atabileceği, hani kenarda köşede bıraktığımız bütün oyuncakları tekrar çıkardık. Birlikte oyunlar oynamaya başladık. Müzik dinlemeyi çok seviyor. İşte onu daha rahat dinleyebileceği, neler yapabiliriz düşündük. Sıkılıyor tabii ki. Yani çünkü şimdi otizmlerin hepsi birbirine benzemiyor biliyorsunuz. Ege ilginç bir şekilde çok dışa dönük bir otizmli. Yani insanları rahatsız edebilecek düzeyde iletişim kurmak isteyen bir otizmli sorularıyla. İşte öyle bir çocuğu dört duvarın arasına koymak, evet ilk zamanlar zorluk yaşadık. Hatta birkaç kere asansörün kapısında yakaladım. Ben sıkıldım gidiyorum dediğini şahit oldum. Gel oğlum gidemeyiz, dışarı çıkma yasağı var. Neyse ki dışarıya bakıp dışarıda kimselerin olmamasıyla avundu. Arada bir öfke nöbetleri oldu tabii ki. Olmadı diyemem. Ama sakinleştirmeye çalışıyoruz. Yani anlatmaya çalışıyoruz. Bu arada hiç televizyon izlemezdi Ege. Şimdi her akşam şeyi soruyor bana. Yarın koronavirüs ortadan kalkıyor mu? Sağ olsun Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını izleyip ilk defa televizyon izledi. Orada sürecin devam ettiğini,
ve hala insanların öldüğünü, ki ölümü çok adlandıramıyor hala, ne olduğunu çok iyi bilmiyor ama orası bizim çok işimize yaradı. Yani buna biz karar veremiyoruz. Anne baba olarak bizim herhangi bir şeyimiz yok. Sağlık Bakanı'nı dinleyeceğiz dedik. Ve Ege ilk defa hayatında bu vesileyle televizyon izler oldu. Her akşam bekliyor şimdi. Koronavirüs geçti mi geçmedi mi diye orayı izliyor. Ama tabii kafasında tarihler vardı. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı önce bir Nisan sonuna kadar tarih vardı. Onu gitti takvimini işledi. Nisan uzatılınca, 31 Mayıs olunca onu tekrar işledi. Şimdi dünkü açıklamadan sonra artık okula hiç gidemeyeceğini öğrenince o birazcık şey yaptı onu. Mutsuz etti. Çünkü arkadaşlarını çok seviyor, okulunu çok seviyor. Bazen destek alıyorum. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki öğretmenler sağ olsunlar. Bizi yalnız bırakmadılar. Okuldan hiçbir destek görmedik ama onlar bizi yalnız bırakmadılar. Arada bir arıyorlar, Ege ile sohbet ediyorlar. O şekilde eğer onlardan da bazı destekler alıyorum. Zaten onların sesini duyması yetiyor Ege'ye. Yani onlarla bir konuşması, öğretmeninin sesini duyması bizi bir 2-3 gün rahatlatıyor. Ondan sonra işte başka birini arıyoruz. Başka biriyle konuşuyor. Çünkü iletişime ihtiyaç duyuyor. Bu dönemde onu en çok yoran şey gezmesi ve insanlarla iletişimini sekteye uğraması oldu. Rutinleri değişince ama kendine göre bazı çözümler bulmuş ve uyum sağlayabilmiş. Hani sürece ilişkin çözüm yolları geliştirmiş. Bu güzel bir şey aslında. Evet. Peki evet, buyurun devam edin. Yani bir ergen olarak ya da ergenliğin işte 15 yaşında ilk 1-2 yılındayız. Ben çok daha sert geçeceğini düşünüyordum işin açıkçası. Ki hala süreç devam ediyor, yani ne götürür ne götürmez bilmiyoruz. Ama ona rağmen bazı durumlarda benden bile daha kabullenici davrandı diyebilirim bu salgından ötürü evde kalma durumunu. Evet, yani bizim de gerçekten eğitimci olsun, aileler olsun, terapistler olsun, herkesin ilk defa yaşadığı bir şey. Dolayısıyla herkes hem hazırlıksız yakalandı ama tabii kendi özgüçlerimizle, kendi kaynaklarımızla, bu kaynakları doğru düzgün kullanmayla bir şekilde geçirdik. Ama yani ilk baştaki duruma nazaran, yani 60 gün öncesine nazaran şu an daha farklı konumdayız. En azından biliyoruz. Şeyi merak ettim ben, bu sonuçta sağlıkla, fizik, bedenle ilgili de bir şey bu hastalık. Bu hijyen meselesini nasıl hallettiniz, nasıl çözdünüz? Maskeye alışabildi mi, ne bileyim el yıkaması ya da dışarıya çıktığı zaman hani kendi sağlığını korumasıyla ilgili meseleleri, onları nasıl hallettiniz? Ege'nin el yıkaması çok hızlıydı. Yani Ege'nin her şeyi çok hızlı da el yıkama da çok hızlıydı. Yani hani herhalde 5 saniye içerisinde o iş biterdi. Birkaç kere ben örnek oldum. Ege'cim işte bu virüs elimize yapıştığı zaman bunu ancak sabunla gönderebiliyoruz diye. 20 saniye tuttuk. İçimizden 20'ye kadar saydık. El yıkama işini öyle hallettik. Dışarı çıkarken maske, tabii maske çok büyük sorun oldu. Hani yüzüne bir şey takıyor olmak onu gerçekten rahatsız etti. Hatta hani bu şey yaptı, hani bazen vatandaşları görüyoruz ya çene altına indiriyorlar. O da sık sık onu yapmaya çalıştı ama anlattık, hani kapatacaksın çünkü burundan da girebilir diye. Fakat en önemlisi şu oldu, geçen hafta biliyorsunuz onların dışarı çıkış saatleri vardı o yaş grubunun. Hani Ege'lerin var tabii ki dışarı çıkma saatleri ama biz onu sadece arabayla gezmek olarak kullandık. Geçen hafta bizim sitedeki bütün çocuklarla birlikte Ege de dışarı çıktı. Fakat şunu yaptı tabii ki, hemen arkadaşlarına sokulmak istedi. Yani o şeyi, sosyal mesafeyi koruyamadı. Orada da biz tabii hep yanındaydık. Ege'cim mesafe bırakıyoruz. İşte arada mesafe kalması lazım. Niye diyor tabii ki. İşte koronavirüsten dolayı birbirimizi de herhangi bir risk yaratmayalım diye. Zor tabii ki. Yani şimdi ben şunu düşünüyordum hep. Eğer okullar telafi eğitimi için açılırsa bizim çocuklarımızda bu
hijyen kurallarını, sosyal mesafeyi korumayı nasıl yöneteceğiz? Yani bunu okulda kendi başına yönetmesi mümkün değil. Öğretmenlerin de bu konuda gerekli desteği sağlayabileceklerini düşünmüyordum. Ve hani öyle bir şey olsaydı Ege'yi okula götürmem diyordum ya da sürekli ben yanında olur. Hani Ege dokunma, Ege uzak dur. Çünkü Ege dokunmayı çok seven bir çocuk. Yani hani başkalarının eşyasına dokunayım, eliyle hissetmesi gerekiyor onun mutlaka bir şeyi. Bu sıkıntılı olurdu. Bilmiyorum şimdi bu hafta dışarı çıkabilecek mi çocuklar? Eğer çıkarlarsa gene bizim için maske ve mesafe sıkıntılı olabilecek. Ama dediğim gibi hep yanındayız işte. Hep uyarıyoruz. Araya mesafe koyacağız diyoruz. Hı hı. O şekilde onu halletmeye çalışıyoruz. Anladım. Peki çok zorlandığınız bir konu oldu mu bu süreç içerisinde? Yani bu süreç içerisinde en çok zorlandığım konu tabii ki zamanı nasıl geçireceğimiz oldu. Çünkü Ege'nin çok güçlü takıntıları var. Yani Ege'yi yalnız boşta bıraktığım anda hemen işte simetri mesela çok ciddi bir takıntısı var. Ya da bozuk bir şey, sökük bir şey. Onlara kesinlikle tahammülü yok. Ya da kendi kendine konuşmaya başlayabiliyor boşta kaldığında. Her anını nasıl doldurabilirim? En büyük endişe buydu. Yani çünkü dolduramadığım zaman takıntılarına kayacak ve Ege takıntılarına kaydığı zaman da o takıntılarla birlikte o güne kadar elde ettiği kazanımları da yavaş yavaş kaybediyor. Onun için işte gününü doldurmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince yani hiç boş bırakmamaya çalışıyorum. Ev işlerine dahil ettim. Yani hiçbir şey yapamadığım zaman hadi masayı birlikte topluyoruz. Hadi çamaşır makinesi durdu. Lütfen makinedeki çamaşırları sepete sen doldur. Hani hiçbir şey yapamadığım zaman eğer o an için benim de bir işim varsa. Ama günlük olarak şöyle bir şey yaptık. Sabahları çok erken uyanmasını istemiyorum. Zaten uyanamıyor da. Uyuyor. Uyandıktan sonra güzel bir kahvaltısını yapıyor. Sonra anki durumuna göre. Eğer oturup akademik bir şey çalışmaya hazırsa oturup akademik bir şeyler çalışıyoruz ki günde en az 2 saatimizi buna ayırıyoruz mutlaka. Eğer değilse de önce bir müzik dinliyor, bir rahatlıyor, masa tenisi oynuyor ya da yakın çevremizdeki insanların hepsini tek tek telefonla arıyor. Bu şekilde doldurmaya çalışıyorum. Fakat işte bu 4 gün ard arda olunca çünkü günde en az 1-2 saat ben onu arabayla gezmeye çıkarıyordum. O yüzden şimdi bir uyku düzeni geliştirdik. Öğleden sonraları biraz uyuyor. Ama dediğim gibi yani boşta bırakmamaya çalışıyorum. Çünkü boşta bıraktığım anda takıntıların hepsi tekrar su yüzüne çıkıyor. Anladım. Bulduğunuz çözüm yolu bu şekilde. Peki EBA'dan ve diğer seçeneklerden yararlanabiliyor musunuz? Yani devletin sunduğu bu hizmetlerden ne kadar faydalanıyorsunuz ya da faydalanabiliyor musunuz? Şimdi uzaktan eğitime geçildikten yanılmıyorsam 3 ya da 4 hafta sonra EBA'da özel eğitimle ilgili EBA TV'de dersler başladı. Tabii çok sevindim. Yani hani en azından Ege'ye bir şeyleri öğretirken orada bir öğretmeni izliyor olması benim için de faydalı bir durumdu. Fakat İzlediğimde gördüm ki maalesef devletimiz özel eğitim denilince çok ağır vakalar akılla geliyor. Yani ilk izlediğim videolarda tabii ki o eğitimlere de ihtiyacı olan çocuklarımıza, yani burada bir yanlış anlama olmasın lütfen, işte sürahiden bardağa nasıl su koymamız gerektiğini anlatan dersler vardı. Yok o zaman dedim bu bize olmayacak ve bunu Milli Eğitim Bakanlığı'na da bildirdim. Hani özel eğitim dediğimiz kategoride sadece özel eğitim sınıflarında eğitim öğretim gören çocuklar yok. Yine otizm tanısı almış ama kaynaştırma öğrencisi olan bir şekilde akademik olarak ilerleyebilen çocuklarımız da var ve sizin bu özel eğitim dersleriniz bizim çocuklarımıza uymuyor. Diğer normal, hani tırnak içinde normal çocukların derslerine de Ege'yi adapte edemiyorum. Nitekim birkaç hafta sonra biraz daha böyle kaynaştırma öğrencilerinde, tam zamanlı kaynaştırma öğrencilerinde dikkate alabilecek dersler girdi devreye. Hani Ege'nin BEP'iyle uyumlu olanlar varsa kullanıyorum.
Ama EBA bu süreçte bize hani bir oran verecek olursam ne kadar faydalandık? %10 diyebilir. Onun haricinde işte özel eğitim öğretmenliğiyle yaptığım istişare sonucunda onun şunları şunları çalıştırın demesi üzerine materyaller, kaynaklar bulup onun üzerine odaklanmak oldu. Şöyle söyleyeyim, mesela şu anda toplama işlemini öğreniyor. Belki 100 farklı çalışma sayfası üzerinden çalıştık Ege ile. Hani EBA'daki dersleri bir süre sonra izledikten sonra Ege oradaki konuşmaları ezberleyip bu sefer onları tekrar etmeye başlıyor. Yani orası o anlamda bize çok fayda sağlamadı. Bir uygulama geliştirdi biliyorsunuz. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir mobil uygulama. Maalesef o mobil uygulamada da kaynaştırma öğrenciler için sadece matematik modülü var ve çok temel boyutta. Evet. Orayı da kullanamadım. Bir de orada şunu da düşündüm. Yani biz biliyorsunuz bu çocukları hep sürekli olarak ekranlı araçlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Evet. Televizyondan, tabletten, telefondan uzak tutmaya çalışırken ona öğrenmenin yolunun bu araçla olduğunu eğer öğretirsem yarın öbür gün toparlamam zor olan başka durumlarla da karşılaşabilirim. Yani bir teknolojik bağımlılığın da tohumlarını ister istemez atmış olurum diye. Dediğim gibi hani evet yapıldı, teşekkür ediyoruz. Kullanan arkadaşlar mutlaka vardır, direkt hitap ettikleri çocuklar vardır ama özel eğitim şemsiyesinin altında tam zamanlı kaynaştırma öğrencilerin olduğunu maalesef çok da dikkate alınmadı EBA uygulamalarında. Oranı verecek olursam da az önce söylediğim gibi %10 EBA'yı bu süreçte akademik olarak kullanma oranımız %10. Yani siz olmasanız sanırım o da EBA'yı bunun bir öğrendiğim aracı olarak kullanmayacaktı. Sadece yine kullanması gereken oyun amaçlı ya da başka eğlence amaçlı kullanacaktı. Televizyon ya da tablet gibi şeyleri. Öyle anlıyorum söylediğinizden. Öyle bir boyutu var mı? Kesinlikle öyle. Yani bizim hayatımızın tabii ki var. Bizim hayatımızın her alanı öyle. Yani eminim ki buna çok anne ya da baba olan kişi de katılacaktır. Biz çocuklarımızın hayatında olmadığımız sürece onlar kendiliklerinden açıp bir programı izleyip öğrenebilecek durumda değiller. Yani hani evet EBA'yı biliyor, EBA'ya bir şifreyle girmeyi biliyor ama EBA'ya girip oradan bir ders açmayı, o dersi izlemeyi, oradaki yönergeler doğrultusunda gidip alıştırmaları yapmayı bilmiyor. Yani mevcut hazır bulunuşluk seviyesi kendi kendine öğrenebilir olabilmek konusunda henüz yeterli değil. O yüzden hani bize yıllarca şey dendi, çocuğunuzun öğretmeni olmayın, olmayın, olmayın. İyi ki bir tarafından öğrenmişiz işte bu süreçte. Yoksa tamamen ortada kalacaktı bizim çocuklarımız. Gerçekten ben bu terim kullanıyorum. Yani tamamen ortada kalacaklardı. Hani benim vaktim var, zamanım var. Zaten evden çalışan birisiydim Ege'den ötürü. Ben bu süreçte Ege'ye bu desteği sunabildim. Ama her sabah uyanıp, özellikle özel sektörde çalışıyorsa, işine gidip akşam dönmek zorunda olan veliler var. Yani onların çocukları, şimdi anneanneye, dedeye de götüremiyorsunuz. Onların çocuklarının ne olduğuyla ilgili olarak maalesef biz vatandaş olarak bu süreçte devletten gereken desteği alamadık. Şimdi ben size başka bir şey söyleyeyim. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitimi tamam durdurdular. Evet, risk yaratan bir durum. Çünkü kalkıyoruz buradan oraya gidiyoruz. Oraya birçok çocuk geliyor. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin fiziki olanakları da kısıtlı. Alanlar çok dar. Ama bizim çocuklarımız okullarında destek eğitim alıyorlar biliyorsunuz. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre %40'tı sanırım. Haftalık ders saatinin %40'ı kadar destek eğitim alıyor. Neden o destek eğitim desteği kesildi? Şu anda okulların hepsi normal öğrencilerine EBA üzerinden canlı ders vererek onların kayıplarına engel olurlarken devlet bizim çocuklarımızın destek eğitim kapsamında bu canlı derslerden yararlanmasına engel oldu. Şimdi geçenlerde bir canlı derse girdik Ege ile matematikte. Denklemler anlatılıyor. Yani bizim o dersi dinlememizin bize bir faydası yok ki.
Ama Ege destek eğitim alıyordu. Matematikten haftada 2 saat destek eğitimi alıyordu. Ve o 2 saatlik destek eğitimde ona BEP'ine uygun şekilde destek veriliyordu. Şimdi orada da düşünülmedi bizim çocuklarımız. Yani oradan eğitimlerinin sürdürülebilirliği de düşünülmedi. O yüzden ortada bırakıldılar diyorum. Evet. Ortada bırakıldılar ve ailenin tamamen özverisine kaldı iş. Evet, aile, yani sizler ne kadar olaya dahil olduysanız o kadar ilgilenmiş oldunuz böylece. Öyle bir sürü veliyle de konuştuk, evet. Yani ben de şu anda takip ettiğim çocuklar ve ailelerinde gerçekten işler hep aileler üzerinden yürüyor ve ailelerin tabii stres, dayanıklılık, psikolojik sağlamlılık, tükenmişlik sendromu ya da evdeki ekonomik, sosyal duruma göre hani bunun yansıması gerçekten ailelerin iş yükünü bayağı arttırdı. Tabii ailelerin hani tamam eğitim, öğretim sisteminin bir şekilde bu hale gelmesi beklenen bir şeydi ama gereken desteği sunabilecek bir ilişkiler ağı ya da denetleme sistemi de sanırım yaratılmadığı için iyice kendinizi yalnız hissettiniz diye düşünüyorum. Çünkü benim de sosyal medyada görebildiğim bu açıkçası. Peki. Evet, yani yalnızız. Tabii bunu düşünürken sadece kendimizi düşünmüyoruz da. Yani hani hiç çocuğunda evinde çocuğunu zapt edemeyen aileler de var. Bu dönemde davranış problemleri tavan yapmış. Evet. Aileler de var. Yani eğitim ve psikolojik rehberlik hizmetlerine en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde maalesef ben devlet tarafından bizim çocuklarımızın ve bu çocuklara sahip ailelerin göze görünür olabilir ama dişe dokunur yöntemlerle desteklendiklerini sanmıyorum. Yani gözle görünür bir şekilde evet bir mobil uygulamamız var. Ama bu mobil uygulamadan kim ne kadar efektif yararlanabiliyor sorusunu sorduğumuz zaman elde ettiğimiz sonuç önemli bence. Yani burada var mı yok mudan ziyade biraz niteliği sorgulamamız gerekiyor. Evet. Peki siz bu süreci hani kendiniz üzerinizden yürüttünüz. Siz kendinizi nasıl güçlendirdiniz? Kendi ruhsal kaynaklarınızı nasıl kullandınız? Sizde bir pandemi süreci size ne öğretti? Biraz kişisel bir soru ama hani kısaca bundan da bahsederseniz sevinirim. Ailelere önerileriniz yani, var mı? Hani... biz aslında hep... Anladım. Ben kendi özelimden yola çıkarak söyleyeyim. Biz zaten hep karantina altında yaşayan insanlar. Yani sizinle bile mesela 2 gün önce randevulaştık ama dedim ki hani Ege bugün kaygılı, maalesef bugün olmayacak. Bizim hayatımız hep zaten belli kısıtlar dahilinde devam ediyordu. Yani biz uzun vadeli çok ciddi planlar yapamayız. Ya da günübirlik planlarımızı dahi değiştirmek zorunda kalırız. Kendimizle ilgili ihtiyaç ve beklentilerimizi maalesef ikinci, üçüncü plana atıp ya da bazen çoğunu yok saymak zorunda kalmış insanlarız. Ama buna alışıyoruz. Yani ben buna alışmıştım. Hani ve evet hayat beni bu noktaya getirdi. Ki bunu artık ödülüm olarak görüyorum gerçekten. Ege benim hayatımdaki en büyük ödülüm. Ve bununla birlikte yaşamayı öğrenebilmek çok önemli. Bununla birlikte yaşamayı öğrenmiştim. Yani ne zaman öğrenmiştim? İşte işimden ayrılıp Ankara'ya gelip Ege'nin özel eğitimini biraz yoluna soktuktan sonra serbest çalışmaya başlayınca aa bir dakika ben tam zamanlı serbest çalışamam. Ben ancak Ege'nin durumuna göre serbest çalışabilirimi öğrendikten sonra başlamıştı. Alışmıştık. Yani ben sanmıyorum ki özel gereksinimli çocuğu olan ailelerden kalkıp da ya biz bireysel olarak çok bu dönemde kısıtlandık, çok zorlandık diyecek çok insan çıkmayacaktır gerçekten. Yok yani böyle bizim çok zengin sosyal hayatlarımız falan maalesef yok. Çocuğumuzun sosyal hayatıyla birlikte şekillenen sosyal hayatlarımız var. Mesela benim bu son dönemdeki en yakın dostlarımın hepsi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde tanıştığım veliler.
Çünkü birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Ama tabii ki hani benim işlerim tamamen durmak zorunda kaldı. Çünkü benim sunduğum hizmetlerin hepsi kuruluşlar normal şartlar altında hayatlarını idame ettirirken başvuracakları hizmetlerdi. Bu mümkün olamadı. Başvurma yöntemlerim neler? Valla bir kere kabul. Her şeyin başında kabul geliyor. Yani insanın hayatta karşısına çıkan her şeyi önce bir kabul edip sonra sorgulayıp onu içselleştirmek önemli. İşte arada bir Ege ile nefes egzersizleri yapıyoruz. İkimize de iyi geliyor. Böyle biraz spiritüel konularla ilgileniyorum. 2-3 yıldır. Sadece bu konuyla ilgili değil. Hayatta karşılaştığım birçok zor durumu yönetmek için kendi içime dönmem. Çözümleri kendi içimde aramam. Dışarıdan beklemektense hani burayla çözme yollarını öğrenmeye çalışıyorum. İyi geliyor. İşte arada bir Ege'ye nefes yaptırıyorum. Sonra sıkılıyor, kalkıyor. Bu çok uzunmuş diyor. Ya da ben bugün yapmak istemiyorum diyor. Böyle bir takım meditatif çalışmaların içerisine giriyorum. İyi geliyor bana. Hani Ramazan sürecindeyiz. Tabii bu ayın da getirdiği bazı manevi hazlar, bazı güzellikler var. Yani istediğimiz zaman bulabiliyoruz. İstemek çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Ege'nin teşhis ilk konduğunda ben şey demiştim. Nasıl olacak? Yani hayat nasıl devam edecek? Yani nasıl bir şey bekliyor bizi demiştim. Öyle güzel şeyler çıktı ki karşımıza. Yani ben hep şey derim. Ege hiç eksiltmedi. Hep artırdı. Eksilen şeyler evet belki maddi, somut şeyler olabilir ama arka tarafta manevi olarak çok şey kazandırdı. Onları yaşıyoruz birlikte bugün de. Aile süreciniz, ailenizden destek aldığınız kişiler de var o zaman. Hani böyle hep siz de Ege'den bahsettiniz. Ailedeki diğer kişilerin süreçten etkilenmesi ya da size dahil olması, işbirliği kurabilmeniz nasıl oldu? Biz 3 kişilik bir aileyiz. Ege'nin kardeşi yok. Eşim bu pandemi süreciyle birlikte tamamen evden çalışmaya başladı. O tabii ki evden çalışması devam ediyor. Yani sabah mesaiye gider gibi çalışma odasına gidiyor. Akşam 6'ya kadar orada. Arada bir bize merhaba diyor. O da tabii ki yani o da bu bütün akademik kısımla çok ilgilenemiyor. O çünkü bunu kotaramadı. Yani ona çok uymadı Ege ile ders çalışabilmek ama işte oyun oynamak, masa tenisi oynamak, gezmek, sohbet etmek kısımlarında elbette o çok etkili. Bir de benim ailem de Ankara'da yaşıyor. Annem ve babam hayattalar ve Ankara'da yaşıyorlar. Ege'nin onlarla çok güçlü bir bağı var. Yani hani gerçekten çok güçlü bir bağı var. İşte arada bir onlara gidiyoruz, onları ziyaret ediyoruz. Günde herhalde Ege 20 kere falan arıyor onları telefonla. 20 kere telefonla konuşuyor. Onlar destek oluyorlar. Annem özellikle Ege'nin takıntılarını ne zaman ayyuka vardığını ses tonundan, konuşmasından çok iyi anlayıp onu sakinleştirebiliyor. Tabii ki onların da çok desteğini alıyorum. Anlıyorum. Peki genel olarak toparlayalım. Bence gayet söylemek istedikleriniz ve duruma ilişkin aktarımlarınız oldukça iyiydi bence. Sizi anlamaya çalıştım yani durum nedir ne değildir şeklinde. Peki genel olarak dışarıdaki kaynaklardan nasıl yararlanıyorsunuz? Bu çünkü şu an dışarıdan sosyal medya aracılığıyla bilgileniyorsunuz. Ya da şey yapıyorsunuz hani evet. Hangi kaynakları daha çok kullanıyorsunuz bilgi hem bilgi anlamında hani takip ettiğiniz uzmanlar var mıdır ne bileyim hani takip ettiğiniz yayınlar ya da hani orayı nasıl kullanıyorsunuz dış kaynakları nasıl kullanıyorsunuz ben sosyal medyayı İyi kullanmaya çalışan birisiyim. Gerek kendi işim için, gerekse de gündemi takip etmek adına iyi kullanırım. Ama hani zamanımı çok iyi ayarlamaya çalışırım oradan ve duyurmak istediğim şeyleri de sosyal medyadan duyurmaya çalışırım. Hani ne kadar duyurabilirim bilmiyorum
Ama oraya biraz da kendi kişisel hafızam olarak bakıyorum. Yani bir günlük olarak görüyorum. Özellikle Twitter ve Instagram'ı bu anlamda benim kişisel günlüğüm. Yani başkalarıyla paylaşmaktan yana herhangi bir çekince görmediğim kişisel günlüğüm olarak görüyorum. Çünkü geçmişe dönüp onlara baktığım zaman geçmişte neler yaşadığımı ve neler yaşamadığımı görüyorum. Şimdi Twitter'ı ben çok uzun zaman kullanmadım. 2010 yılında Twitter'a giriş yapmışım. Ve giriş yaparken şunu söylemişim. Demişim ki bu 4 artı 4 artı 4 sistemle Ege nasıl eğitim görecek demişim. Sene 2012. Hep Twitter'da paylaştığım şeyler. Bunlar özel olarak seçtiğim şeyler değildi ama demek ki orada sesimi hep özel eğitimle ilgili duyurmak istemişim. Yani nitekim son dönemde de son yaklaşık bir yıldır da yaşadığımız sıkıntıların da bunda tabii ki çok etkisi var. Twitter'dan sesimi duyurmaya çalışıyorum ve orayı takip ediyorum. Çünkü bizim takip etmemiz gereken, yani özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin takip etmesi gereken Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ya da onların ilgili genel müdürlükleri bizlerden çok daha sık kullanıyorlar Twitter'ı. Ve kendi gündem bizi ilgilendiren konularla ilgili paylaşımları da oradan yapıyorlar. Hani onları takip etmediğiniz zaman geride kalıyorsunuz. Dernekleri takip ediyorum. Hani otizmle ilgili dernekleri ve bu anlamda otizm camiasının sözcüsü olmuş kişileri yakından takip ediyorum. Onların neler söylediklerine dikkat ediyorum. Arada bir yurt dışına bakıyorum. Hani özellikle mesela İngiltere'ye bakıyorum. Bu pandemi sürecinde orada neler oluyor diye. National Autistic Society'yi takip ediyorum. Orası özellikle Ege'ye teşhis konduğunda kaynak yoktu Türkiye'de. Sadece Tohum Otizmi yayınladığı iki tane kitap vardı. Ben bu konuyu nasıl öğreneceğim dediğimde İngiltere'de böyle bir derneğin olduğunu ve onun çok farklı yayınları olduğunu öğrenip onları Türkiye'ye getirip öğrenmiştim. Mesela onlara bakıyorum. Oralardan besleniyorum. İşte sizi takip ediyorum. Otizm TV'yi takip etmeye başladım. Tabii burada yani sosyal medyanın ve internetin takibinde çöp bilgiye de takılmamak gerekiyor. Orası çok önemli. Ya da gerçekçi olmayan bilgiyi çok iyi ayırt etmek lazım. Mesela kaybolan bir çocuğumuz var, Taha Yiğit biliyorsunuz. Onunla ilgili gelişmeleri her sabah uyandığı ilk yaptığım iş Taha'ya bakmaktır. Taha bulundu mu, bulunmadı mı? Bu şekilde kullanıyorum ama eğer kamu otoriteleri sosyal medyayı kendi yaptıkları faaliyetleri duyurmak için bir araç olarak kullanıyorlarsa ben de bir vatandaş, bir anne olarak mağduriyetlerimi oradan onlar kadar bildirmeliyim diye düşünüyorum. Ve Twitter'daki özellikle son dönemdeki paylaşımlarımın çoğu bu yönde. Yani hepsi özel gereksinimli çocukların eğitimlerinin onlara verilmiş yasal haklara uygun ve nitelikli olması ile ilgili. Ve tabii ki pandemi sürecindeki biraz unutulmuşluğumuzla alakalı. Evet. Peki şu anda bir dernekle ilgili çalışmalarınız var mı? Hani otizm meclisi Ankara'da, ne bileyim dernekler de çoğu Ankara'da. Takip ettiğiniz dernekler var mı? Herhangi bir derneğe üye değilim. Hı hı. Otizm Meclisi de biliyorsunuz bir çatı kuruluş. Türkiye'deki birçok dernek ve federasyonun çatı kuruluşu. Herhangi bir derneğe üye değilim ama sorun yaşadığımda desteğine ihtiyaç duyduğum ya da ihtiyaç duymaları halinde destek olabileceğim birkaç tane dernek var. Anladım. İlla Ankara'da yerleşik olmaları da gerekmiyor biliyorsunuz. Yani bu öyle bir şey. Çünkü ben son iki yıldır elimde olmadan bu otizmle ilgili biriktirdiklerimi, tecrübelerimi başka ailelere aktarma ihtiyacı duyuyorum. Ya da ne bileyim özel gereksinimli bir öğrenci fakat okulunda çok ciddi dışlamalara maruz kalmış. O aile bunu bana anlattığı zaman onlara izlemeleri gereken hukuki yollar, yani mevzuatla ilgili neler yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgi verebiliyorum. Fakat belki benim vakitsizliğimden, belki başka nedenlerden böyle bir dernekle direkt olarak bir bağlantım yok. Yani bir derneğe üye ya da herhangi bir dernekte yönetici değilim. Fakat ihtiyaç duyduğumda
destek almam gerektiğinde ya da destek olabileceğimi düşündüğüm bu anlamda iyi çalışan arkadaşlar var. Onlara da gönülden bağlıyım. Peki. Görüşmemizin başından itibaren şu sürece kadar hani söyleyebildiklerinizi söylediniz mi, ne bileyim, şu anda nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Biraz bunlardan bahsedelim ve toparlayıp kapatalım isterseniz. Çünkü 5 dakikamız var. Şey olmasın. Evet. Teşekkür ediyorum. Yani bu görüşmeyi yapmayı benim yapmayı tercih ettiğiniz için. Şunu hissettim. Ben yazmayı çok seven birisiyim. Yani yaşadığım olaylar karşısında hissettiklerimi hep yazarak dile getiririm. Ama karşımda beni anlayan birisinin olduğunu düşününce onu anlatmak da tabii ki keyifli bir şey. Biz bunu nerede yapıyoruz biliyor musunuz? Biz bunu özel eğitime çocuklarımızı götürdüğümüzde, onlar ders alırken veliler hani veli bekleme odasında bekliyoruz ya, orada biz veliler bunu çok iyi yapıyoruz. Yani o yaşadıklarımızı, birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Neden? Yani ben bugün Ege okulda şunu yaşadı dediğimde, bunu bir arkadaşım anlattım da o benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Uzun zamandır onlarla bunu yapamıyorduk. Şimdi bu vesileyle bunu tekrar hani yazarak yaptığım şeyi bile konuşarak iletme imkanı bulmuş oldum. Teşekkür ediyorum. Ben de ilginize, katkınıza, süreçteki aktarımlarınıza çok teşekkür ederim. Umarım hani anlatmak istediğimiz ya da ifade etmek istediğimiz şeyleri ifade etmişizdir. Bu süreç tabii ki daha bir süre daha devam edecek. Okullar da dün böylece bir kapandı. Umarım sorunsuz ve bir şekilde geçer. Ama tabii rehabilitasyon merkezlerinin durumu şu anda daha net değil. Sanırım yarın açıklanacak, öyle söyleniyordu. Ben de çok teşekkür ederim tekrar. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi benim genel amacım sizden gelen ve sizin paylaşımlarınız daha değerli diye düşünüyorum. Twitter'dan da zaten ve Instagram'dan da hani görüyorum sizi. Dolayısıyla bu süreç içerisinde yaptıklarınız bence çok değerli. Öğretici de, hatta uzmanlardan daha eğitici ve öğretici diyebilirim bence şu süreç içinde. Çünkü biz ulaşamıyoruz yani. Burada sadece yapabildiğimiz şey bence konuşmak. Şunu yapın, bunu yapın, şöyle davranın, böyle davranın. Bunları söylemek çok kolay ama sürecin öbür tarafında o evde neler yaşandığını da öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden ben de bu tarz bir çalışmaya daha çok değer veriyorum. Teşekkür ederim, siz de katıldınız. Ben teşekkür ederim. Ege'ye selam söyleyin. Umarım dediğim gibi tekrar zamanını çalmamışımdır. Uyumasına sevindim. Yani şey, en azından dinleniyordur. Hala uyuyor. Hangi sıkıntı yok. Tamamdır o zaman. Tekrar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.